Şırnak'tan, Siirt'ten gelen gençlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Hepiniz gençlik çalıştayımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biz kesinlikle sizlerden aldığımız sorunların ve sizlerin önereceği çözüm önerilerini kitaplarda tozlu raflara terk etmemeye bir kere her şeyden önce karar verdik. Bu büyük şurada bütün buradan alınan veriler toplanacak, bir rapor haline getirilecek ve yeni kurulan proje koordinasyon genel müdürlüğü bunları projelendirip pilot bölgelerde uygulamaya geçirecek. Kısaca şunu demek istiyorum. Sizlerin söyledikleri, buraya kattıkları, salonlarda konuştuklarınız, parmak bastığınız, değindiğiniz her konunun bizler bir şekilde çözümünü oluşturmaya çalışacağız. Bunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu çalıştaylar önemli midir? Bu çalıştaylar son derece önemlidir. Çünkü salonlara gittiğinizde şunları göreceksiniz. Bir, o salonlarda orta öğrenim gençliği temsil ediyor. Liseden arkadaşlarımız var. Üniversite gençliği temsil ediliyor. Üniversiteden arkadaşlarımız var. Sanayide çalışan gençlerimiz temsil ediliyor. O arkadaşlarımız var. Akademisyenler var. Bürokratlar var. Kısacası sivil toplum kuruluşları var. Kısacası bu salonlarda gençlik adına konuşabilecek herkes var. Sadece burada bürokratlar konuşmayacak. Siz gençler konuşacaksınız. Biz bu anlamda çıkacak sonuçlara ayrıca önem atfediyoruz. Lütfen gençler, sizden tek bir isteğim var. Salonların hakkını veriniz. Bütün sorunlarınızı söyleyiniz, hiç çekinmeden, fütursuzca söyleyiniz. Ama sizden son bir ricam, lütfen bunların ayrıca çözümlerini de sorunlarını yaşayan sizler olarak ifade ediniz. Evet, bu kurultay gerçekten çalıştay son derece önemli. İnşallah bir dönüm noktası olacağını umut ettiğim bir çalıştay. Ülkemizde gençler maalesef bugüne kadar hak ettikleri kadar belki istenildiği düzeyde bu tür etkinliklerle gündeme gelmedi. Ve pek çok şey yapıldı. Devletimiz tarafından çok güzel şeyler yapıldı. Tüm gençlerimize yönelik. Fakat bu tür çalıştayların anlamının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çalıştayın ana başlıkları çok önemli. Sağlık, spor, çevre, gençlik, eğitim, sosyal hayat, etik ve insani değerler, demokrasi ve katılım bilinci. Bu başlıklar altında umudumuz inşallah her yönüyle gençliğin sorunları, gençliğin inşallah ülkemiz adına yarınımıza sahip çıkacak gençlerimizin hedefleri neler olabilir? Bunlar detaylarıyla incelenecek. İnşallah bunlar için çok güzel projeler üretilecek. Şimdi burada bugün itibariyle başlayan gençlik çalıştayına üniversite olarak 20 hocamızla katılıyoruz. İnşallah bu çalıştayın her yönüyle Diyarbakır açısından, bölge açısından ki nüfusun çok yoğun olduğu yer. Türkiye'de en fazla herhalde nüfusun yoğun olduğu yerlerden, bölgelerden biriyiz. Bu açıdan da çok daha fazla önem taşıyor bu çalıştay. İnşallah bu çalıştayla başlatılan fikir alışverişi, beyin jimnastikleri daha sonra yine Gençlik Spor Bakanlığımızla, üniversitemizin, valiliğimizin ve tüm kurumlarımızın işbirliğiyle çok güzel noktalara taşınacak. Bunu inşallah umuyoruz. Devam edeceğinden eminiz. Çünkü Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın Müsteşarımızla yapılan görüşmelerimiz ve üniversite olarak gerçekten çok gayretle tamamen bu yönde en üst gayreti, niyeti taşıyarak birbirlerini gözledik. Kime genç diyeceksiniz? Bunu yaş olarak sınırlandırsanız hangi yaş aralığını bu kapsamda değerlendireceksiniz? Buradan başlayıp sorunların neler olduğuna kadar, çözüm önerilerinin neler olacağına kadar her alanda
merkezi otoritenin karar veremeyeceği kadar karmaşık bir yapı söz konusu. Sayın Bakanımızla birlikte oturup değerlendirdiğimizde bunları merkezi otorite mantığıyla merkezden belirlemenin yanlış bir başlangıç olacağı üzerinde uzlaştık. Ve bu çalıştayları, bölgesel çalıştayları yaparak bölgesel çalıştaylardan elde edeceğimiz veriler üzerine yeni kurulan bu bakanlığın örgütlenmesini, politika belirlemesini, strateji çizmesini hedefledik. Bu çalıştayların hikayesi kısaca budur. Sadece spor alanında değil, önemli olan bu noktadaki gençliğimizin de geleceğe iyi hazırlanması ve bugünün daha rahat yaşanabilmesi için hangi tedbirler alınması gerekiyor, hangi altyapıdaki hazırlıkların tamamlanması gerekiyor ve gençlerimizin bir demokratik katılım içerisinde süreçlere, karar alma süreçlerine katılması, temsil edilmesi, hem orta öğrenimin hem de üniversite gençliğinin hakikaten ülkemizin gelmiş olduğu ekonomik kalkınmayla birlikte sosyal, eğitim, çevre, kültürel altyapısının da topyekün olarak güçlendirilmesi konusunda neler yapılması gerektiğini de burada bu çalıştayla belki sizlerin ağzından, sizlerin hissiyatından, sizlerin düşüncelerinden yola çıkarak o aşağı yukarı herhalde yaz aylarında yapılacak olan şurada daha kapsamlı olarak tartışma ve karara bağlama imkanı da ortaya çıkmış olacak. Bu çalışmayla birlikte, bu bakışla birlikte her şey gelecekte daha iyi olacaktır. Bizim gençliğimizin önemli sorunları var. Sadece Diyarbakır'a baktığımızda 25 yaş altındaki nüfusun oranı %52. Yani nüfusumuzun, Diyarbakır nüfusumuzun %52'sinin 25 yaş altında olduğunu görüyoruz. 10 yaşın altındakileri çıktığımızda belki 450-500 bin gibi bir genç nüfusumuz var. O zaman bu gençlerimizin, bu çocuklarımızın iyi şekilde eğitim görmesi, sağlık, çevre, kültür altyapısıyla yetişmesi, ekonomik olarak geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması ve mevcut hali ifade edildiği gibi iyi yaşaması gerekiyor, iyi hazırlanması gerekiyor. Bu noktada hepimizin kanuni ve vicdani görevlerimizin de olduğunu ifade etmek gerekiyor. Dicle'de bir koyunu kurt kapsa dedi ki, akl-i ilahi sorar hesabı, efendim validen dedi yani. Zamanında Hazreti Ömer denmiş ama evet, aslında biz sorumlu kişiler olarak, toplumun önünde olan kişiler olarak, anne babalar olarak, sivil olsun, özel olsun, kamu olsun, bu noktada sorumluluğum var diyen herkesin yüreğinde, gönlünde, içinde bu vebali, bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Biz teşekkür ediyoruz. Güzelliklerini de takdim etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Tüm emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Valim, Sayın Valim.